Günaydın başkanım. Günaydın kardeşim. Sağ ol, teşekkürler. Hoş geldiniz. Çorumlu'nun yaptığını herkes yapamaz. Herkes yapamaz. Merhabalar. Allah'ın Çorumlu'su. Merhabalar. Ben tanıştırayım. Ben Hüseyin Eroğlu. Ben AK Parti İstanbul Yönetim Kulesi'yim. Ceren Uzunkaya Türkiye Emniyet Genel Müdürü'ydü önceki dönem. Ben önceki Emniyet Genel Müdürü. Çok Musa Uzunkaya. Harikasınız. Canlı yayındayız şu anda. Samsun önceki dönem milletvekilimiz. Evet. Samsun bir önceki dönem milletvekilimiz. Musa Uzunkaya. Allah'ın Çorumlu'su dedirttiniz bana. Lütfen o kaydı silin. Evet. Çorumlu'nun yaptığını herkes yapamaz diyoruz. Hiç sorun yok. Allah'ın Çorumlu'su olmak. Çok güzel bir şey. Yani güzel bir söz. Kötü bir söz değil. Ben söyledim şimdi. Evet. Şey olarak Sayın Genel Müdürüm, Çorum hakkında bildiğiniz bilgileri anlatabilir misiniz bize? Şimdi Çorum hakkında Çorum benim komşum. Ben Samsunluyum. Evet. 1972'den beri sürekli Ankara Samsun gidiş gelişte uğrak yerim olan bir şehir. İkincisi Leblebi'nin başkenti. Üçüncüsü polis kolejindeyken sizin tarihi neydi o? Şey var. Hitit mi? Hitit değil. Doğaskale mi? Hattuşaş mı? Hattuşaş. Evet. Hattuşaş'a 1973-74'te okul olarak ziyarete geldiydik. Ve o zaman çimento fabrikasını da ziyaret etmiştik. Birkaç fabrikayı. Evet. Dolayısıyla Çorum'u severiz. Benim söylediğim yayında kim izliyorsa ben yanlış anlaşılmasın. Şu an yaklaşık 50 bin kişi izleyecek. Bilemiyorum. İzleyemeyenler de izleyecek. Şimdi orada kullandığım o ifade övgü ifadesidir ama farklı anlaşılır yani. Allah'ın Çorumlusu değil ki hepimiz zaten Allah'ın kullarıyız. Evet. Çorum bizim komşu şehrimiz. Hepsine, tüm izleyenlere selam, sevgi, muhabbet iletiyoruz. Sağlıklar diliyoruz. Sayın Genel Müdürüm, sizi tanıyabilir miyiz kısaca? Celal Uzunkaya, ben bir önceki Emniyet Genel Müdürüyüm. Emniyet Genel Müdürüsünüz. Bir önceki dönem. Tamam, çok güzel. Peki bizim İstanbul'da Yenikapı'da yapılan tüm sivil toplum kuruluşları konfederasyonumuzun organize ettiği, ben de genel başkan vekiliyim, Metin Akkuş. Aynı zamanda Dünya Çorumlu Dernekler Federasyonu genel başkanıyım. Ve ben de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden emekliyim. 20 yıl yöneticilik yaptım. Emekli oldum. Bizleri ziyarete geldiniz. Standlarımızı geziyorsunuz. Evet, yani. Tabii biraz sonra doluluk oranı daha çok, daha fazla artacak. Bu tür böyle organizasyonlar, tanıtım günleri birlik beraberliği perçinliyor bildiğiniz gibi. Kesinlikle. Kaynaşmayı sağlıyor. Değişik illerden değişik kültürlerin birleşmesini sağlıyor. Çok güzel bir olay bizim fikrimiz. Bizim bu yaptığımız organizasyonu başarılı buluyor musunuz? Bir kere böyle bir organizasyon fikrinin geliştirilmesi gerektiğine her alanda inananlardanım. Tanıtım için şehrin, ülkenin, şehir ürünlerinin değerlerinin tanıtımı için son derece yararlı etkinlikler oluyor. Evet. Ve bu geçmişte çok yaygın olmamakla beraber günümüzde işte biraz önce girdik standlara bakıyoruz. Evet. Hemen her şehrimizin benzeri etkinliklerini görünce bunların o şehire, şehir halkına ve ülkenin değerlerini tanıtımına büyük katkı sağladığına inanıyorum. Emeği geçenleri, sizi, diğer yöneticileri tebrik ediyorum. Sevgili Çorumlu kardeşlerimize sevgi, saygı iletiyorum. Sayın Genel Müdürüm, şimdi bizim 11, 12, 13, 14 Kasım'da yine İstanbul Maltepe'de, Anadolu yakasında, sahil yolunda çok büyük bir Çorum tanıtım günlerimiz var. Bu vesileyle size bir davetiye takdim etsek bizi şereflendirir misiniz? İnşallah, mutlu oluruz. Yani muhteşem olacak. İnşallah. Tüm Çorumlular orada olacak. Tüm Türkiye halkımız orada olacak. Sizleri de misafir etmekten onur duyarız, İnşallah. Gurur duyarız. Ben hemen şimdi davetiyenizi getiriyorum. Şöyle hemen gösterelim ekrandan da. Sağ olun. Mutlaka sizi bekliyoruz burada, Sayın Genel Müdürüm. Evet. Musa Uzunkaya abim, eski Samsun milletvekili. Bu daveti her ikimize de yapmış olun. Tabii. Musa Uzunkaya vekilim. Hoş geldiniz, sefa geldiniz standımıza. Sizden de
birkaç kelam alabiliriz uygunsanız. Estağfurullah. Ben tabii bu gibi etkinliklerin az önce sizin de belirttiğiniz gibi şehirlerin birbirini tanımasına, kültürlerin kaynaşmasına. Şimdi şuradaki resimlerde bakıyorum. Çorum'un kebaplarından tatlılarına, evet. İşte hamur işlerinden hemen hemen turistik bir kısım alanlarına dair, evet, tüm bilgiler hemen kısa da olsa serdedilmiş. Evet. Bunlar çok güzel şeyler. Filakika, hani o Köroğlu'nun dediği tüfek icat oldu, mertlik bozuldu diyor. Bu sosyal medya olunca zaten kültürler, evet, o kadar iç içe girdi ki elhamdülillah bir anlamda olumlu bir şey. Evet. Burada Çorum kültürünü biz tabii demin biraderimin ifade ettiği gibi biz Çorum'u kendimizden bir parça olarak düşünüyoruz. Evet. Allah razı olsun. Samsun olarak hemen yanımızda olan bir şehrimiz. Sanayisini gıptayla takip ediyoruz. Çorum'un ikinci organize sanayinin de dolmuş olması, evet, Çorumlu'nun işte Çorumlu'nun yaptığını kimse yapamaz gerçeğinin, evet, de bir ispatıdır. Çok teşekkürler. Ben sizi tebrik ediyorum. Hatta çok ben bazen Samsun'da 12 yıl milletvekilliği yaptım. Hatta bir dönemde Çorum'da milletvekili aday belirlemede mevcut mensubu olduğum partimde, evet, sorumluluğum da oldu. Çorum'un değerli milletvekillerini ve özellikle geçmiş dönemlerde uzun süre belediye başkanlığı yapan, evet, rahmeti rahmana kavuşan çok değerli bir hocamız vardı biliyorsunuz. Arif hocamız. Arif hoca. Evet. Arif hoca benim siyasette de aynı kulvarda olduğum. Evet. Siyasette duayen abilerimizden, gerçi yaş olarak birbirimizle hemen hemen aynıyız ama, evet, çok kıymetli bir bilim adamıydı. Çok doğru. Ama Çorum'u hakikaten Türkiye'de o gün en nezih iller arasına dahil etmişti. Evet. Hatta halkın söylediği şey şuydu: Çorum'da sokağa yoğur dök, dilinle yala, diline bulaşıp bulaşmaz, evet, denirdi. Türkiye'nin bu kadar en temiz kenti. Temiz kentti. Doğru. Dilerim aynı temizlik bütün yönleriyle. Hem, evet, fiziki anlamda hem de ahlaki ve manevi anlamda da devam etmiş olsun. Sizi tebrik, evet, ediyorum, başarı diliyorum. Sağ olun Sayın Vekilim. Dünya Çorumlu Dernekler Federasyonumuzun Yüksek İstişare Kurulu üyesi de olan merhum hocamıza, Arif Ersoy hocamıza Allah'tan rahmet, amin, amin, diliyoruz. Allah bu vesileyle kendisini de anmış, amin, oluyoruz. Amin. Ve Allah, amin, kardeşi Cemal Ersoy başkanımız da yine Çorum'da yaşıyor. Kendisi de bizim Yüksek İstişare Kurulu üyemiz. Selamlarımızı, saygılarımızı. Gerçekten çok değerli bir aile. Evet. Haklısınız. Evet, size %100 katılıyorum. Evet, evet. Sizi mutlaka Çorum etkinliğimize i̇nşallah, bekliyoruz. İnşallah. Rabbim müsaade ederse. Inşallah. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum Sayın Vekil. Sağ olun. Sizi de kısaca bir tanıyalım. Evet. Doktor Mali Müşavir Hüseyin Eroğlu. Samsunluyum ben de. Evet. Tabii ki sivil toplum deyince biz de Samsunlular olarak, evet, İstanbul'da Samsunluların en üst düzeyde sesini çıkartan, evet, ve tüm sivil toplum kuruluşları konfederasyonunun standını açarak, evet, standını açarak Samsunları en iyi şekilde temsil eden Samko'nun kurucu yönetim kurulu üyesiyim. Evet. Genel başkan vekilliğini yaptım, genel, evet, sekreterliğini yaptım. Burada bulunmaktan dolayı da gerçekten onur duyuyorum. Değerli vekilimiz, abimiz, büyüğümüz Musa Uzunkaya, yine Türkiye Emniyet Genel Müdürümüz, değerli abimiz, büyüğümüz Celal Uzunkaya Bey ile standları, evet, ziyaret ediyoruz. Evet. Birlik beraberliğimize katkı sunan her projenin altına imza atıyoruz ve bulunmaktan da keyif alıyoruz. Çok teşekkür AK ederim. AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesiyim. Öyle mi? Aynı zamanda İstanbul 3. Bölgenin Sivil Toplum Kuruluşları, evet, Komisyon Başkanıyım. Aa, süper. O yüzden sizlerle birçok noktada çalışacağız. Biz il yönetimimizi komple davet ettik. Davetiyeyi bıraktım ben. Evet, biz genel açılışa katıldık. Açılış günü buradaydım. Buradaydınız. Bugün de yine final olsun diye tekrar ziyaret ediyorum. Çok güzel. Ama Maltepe'ye mutlaka bekliyoruz. Yine davetiye İnşallah verdik. İnşallah biz katılacağız. İl yönetim olarak. Başkanımız da orada. İl başkanımız Osman, evet, Nuri Kabaktepe Bey de orada, evet, yer alacaktır. Osman inşallah. Nuri Bey'i aradım telefonla da. Çok güzel. Kendisine çok de güzel. Uğradım. Çok davetiyeyi güzel. Bıraktım. Biz de orada olacağız inşallah. Samkon Genel Başkanı beyefendiye Bey de uğradık. Evet. Kendisiyle de tanıştık. Çok, çok zevk aldım. Samsunlular, Çorumlular, bizler aynı yörenin insanlarıyız. Kesinlikle. Ve kucaklaşmamız lazım. Birlik beraberlik bir içinde olmamız lazım. Bir anekdot eğer yayınınız devam ediyorsa. Buyurun tabii devam edin. Hemşehrilerimizi buradan saygıyla selamlıyorum. Allah razı olsun Sayın Başkanım. 2011'de İstanbul 2. Bölgede milletvekili adayı olmak nasip oldu. Benim Esenler'de tanıtımımı yapan tek vilayet Çorum. Öyle mi? Evet. Çorum Meclis Özürlüler. Harika. Büyük bir salon tuttular. Evet. Ve benim tanıtım gecemi yaptılar. Demek süper ki kardeş vilayet olduğunu, evet,
ispat etmiş kıymetli oldular. Başkanım, teşekkür bizler ederim. Her zaman birlikteyiz. Allah razı olsun. Hayırlı gezmeler sizlere. İyi muhabbetler sizin Sayın de, Genel Müdürüm, Sayın Vekilim. Selamlar, sevgiler, saygılar. Allah razı olsun. Celal Uzunkaya Vekilim, sizlerle de tanışmak bize evet, büyük zevk verdi. Allah razı olsun. İsminizi duyuyorduk. Yüz yüze görüşmek nasip oldu. İnşallah. Evet, sizleri de bekleriz. Saygılar, saygılar efendim. Sağ olun. Sağ olun. Evet. Kıymetli Çorumlu hemşehrilerimiz, Dünya Çorumlu Dernekler Federasyonu olarak üyesi bulunduğumuz tüm sivil toplum kuruluşları Konfederasyonu'nun Yeni Kapı tanıtım günlerinde sizlerle birlikteyiz. Bugün Perşembe, Cuma, Cumartesi, bugün son günümüz pazar olarak ve buradan sizlere de Dünya Çorumlu Dernekler Federasyonu olarak, Genel Başkanı olarak ve Yönetim Kurulu'ndaki başkanlarımız olarak canlı yayınla buradaki genel durumu sizlere aktarmak istedik. Ve gördüğünüz gibi Çorum standımız 25 metrekarelik bir alanda ve gelen misafirlerimizi keyifle ağırlıyoruz. Birlik beraberlik sağlama amaçlı, tüm illerin kaynaşması amaçlı burada birlikte oluyoruz. Bu suretle de her ilin federasyon başkanları, konfederasyon başkanları, iller temsilcileri ve müthiş bir ziyaretçi topluluğuyla burada Çorum'u en güzel bir şekilde tanıtıyoruz. Ve herkes Çorum standımıza çok merak ediyor ve akın ediyor. Sizleri de bugün İstanbul'da bulunan tüm Çorumlu hemşehrilerimizi İstanbul Yeni Kapı'da İl tanıtım günlerinde tüm sivil toplum kuruluşları konfederasyonumuzun il tanıtım günlerinde birlikte olmaya, beraber olmaya davet ediyoruz. Çorum standımıza ve tüm illerin standlarına sizleri misafir etmek istiyoruz. Bizlerin tek amacı var, Çorumlular olarak, Dünya Çorumlu Dernekler Federasyonu olarak birlik beraberliği sağlamak. Bunun dışında hiçbir amacımız, hiçbir gayemiz yok. Kıymetli Çorumlu hemşehrilerimiz, bildiğiniz gibi 11 Kasım, 12 Kasım, 13 Kasım, 14 Kasım yani Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar. Perşembe günü sabah itibariyle İstanbul Anadolu yakası Maltepe'de sahilde sizleri Büyük Çorum buluşmasına bekliyoruz. Çorum il tanıtım günlerimize bekliyoruz. Hep beraber olalım. Birlikte olalım, birlik beraberlik içinde olalım, kaynaşmayı sağlayalım. Kıymetli Çorumlu hemşehrilerim, şöyle uzaktan yine ben görüntüyü vermek istiyorum. Evet, gördüğünüz gibi standımız, Çorum Saat Kulemiz. Evet, meşhur yemeklerimizden kısa bir bölüm İskilip Dolmamız da karşıda duruyor. Evet, Boğazkale Aslanlı Kapımız gördüğünüz gibi. Büyük bir şekilde, evet. Misafirlerimizi ağırlayacak şekilde Çorum leblebimiz de var. İkramlarımız da var. Değişik ikramlarımız da var. Burada tüm Çorumlu hemşehrilerimizi, Türkiye'mizin her ilinden olan vatandaşlarımızı İstanbul Yeni Kapı'da etkinlik alanında tüm sivil toplum kuruluşları konfederasyonu İller tanıtım günlerine sizi bekliyoruz. Bugün son günümüz. Hava muhteşem. Çıkın çıkın gelin. Hep beraber gelin. Ailenizi alın gelin. Çocuklarınızı alın gelin. Muhteşem bir gün. Bugün çok çok değerli sanatçılarımız da var. Yöresel ürün satışlarımız var. Yemek yeme yerlerimiz var. Kültür çadırımız var. Çok boş bir alan, büyük bir alanımız var. Sizleri, tüm Çorumlu hemşehrilerimizi burada bizleri izlemeye, bizleri ziyaret etmenizi bekliyoruz. Sizleri seviyoruz. Ben Metin Akkuş, Dünya Çorumlu Dernekler Federasyonu Genel Başkanı. Aynı zamanda tüm Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu Genel Başkan Vekili. Başkanlarımız ile birlikte burada 25 metrekarelik standta sizlere misafir edip hizmetler vermeye hazırız. Sizleri bekliyoruz. Mutlaka gelin kıymetli hemşehrilerim. Ve 11 Kasım'da Perşembe günü, 12 Kasım'da Cuma günü,
13 Kasım'da cumartesi günü, 14 Kasım'da pazar günü, 4 gün dolu dolu Çorum günlerini hep birlikte yaşayacağız. 20 tane, en az 20 tane ses sanatçılarımızla, tanınmış ses sanatçılarımızla, Coşkun Sabah gibi, Resul Dindar gibi, bildiğiniz gibi Resul Dindar gittiği yerde, Artvinlidir kendisi, Karadeniz'de keyifle izlenen, Türkiye'de keyifle izlenen bir ses sanatçımız. Gittiği yerde minimum arkasında 50 bin kişi, 100 bin kişi götürüyor. Minimum. Ve çok da kalabalık bir şekilde hizmet veriyor. Bunun dışında Coşkun Sabah zaten orta yaşlı olanların tamamına hitap eden, orta yaş ve üstüne hitap eden Coşkun Sabah abimiz de bizlerle birlikte olacak. Hep beraber olacağız. Aynı zamanda Duygu Koçak hanımefendi, Çorumlu tanınmış ses sanatçımız. Duygu Koçak hanımefendi de bizlerle birlikte olacak. Bildiğiniz gibi Kültür Bakanlığı ve TRT ses sanatçımız. Gurur duyuyoruz kendisinde. Aynı zamanda da Dünya Çorumlu Dernekler Federasyonumuzun Yüksek İstişare Kurulu üyesi kendisi. Ayrıca yine Çorumlu, Kastamonulu, Sinoplu ses sanatçılarımız var. Bu ses sanatçılarımızla birlikte dolu dolu dört günü hep birlikte sizlerle birlikte yaşayacağız. Ziyarete gelebilenler direkt canlı olarak görecek. Gelemeyenler evlerinden yine aynı şekilde canlı yayınlarımızda izleyebilecekler. Biz 1 milyon Çorumlu'yu, 1 milyon ziyaretçiyi ağırlamak üzere hedefe kilitlendik. 11 tane ulusal kanalımız ile birlikte ve duyurularımızı da yaptık. Şu anda tüm Türkiye pazartesi günü, önümüzdeki hafta pazartesi günü itibariyle, perşembe günü bildiğiniz gibi açılışımız, herkes Çorum'u bilecek, herkes Çorum'u tanıyacak, Çorum'un kültürünü, Çorum insanının misafirperverliğini tanıyacak. İnşallah sizlerle dolu dolu 11'i 14'ü arası Kasım ayında, perşembe, cuma, cumartesi, pazar dolu dolu Çorum günlerini hep birlikte yaşayacağız inşallah. Kıymetli hemşehrilerim, ben ülkemi seviyorum, vatanımı seviyorum, devletimi seviyorum, milletimi seviyorum. Bizler Çorumlular olarak devletimizi, milletimizi, vatanımızı seven insanlarız. Sizlere de mutlaka mutlaka bizlerle birlikte olmayı, hep birlikte olmayı nasip edecek Allah-u Teala. Sizlerle olmak istiyoruz. Birlikte olmak istiyoruz. Ayın 11'i 14'ü arası Kasım ayında mutlaka İstanbul Maltepe'de olalım. Anadolu yakası Maltepe sahilde Çorum İl Tanıtım Günleri birincisi yapılacak. İlk defa yapılacak. O yüzden hep birlikte olursak, Çorum'u, Çorumlu'yu en iyi şekilde tanıtmış oluruz diyoruz. Ben şu anda neredeyim? İstanbul Yeni Kapı'dayım. Yeni Kapı'da ne var? Tüm Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonumuzun iller tanıtım günleri var. Türkiye için el ele başlığı adı altında yapmış olduğumuz büyük etkinliğimiz var. Burada da Çorum standımız var. Değişik illerin standları var. 81 ilin standları var. Gelin, gezin, görün. Ünlü sanatçılar var. Ve burada çok önemli söyleşiler var. Tanık olun, kültür çadırımızı gezin. Sahnemizde ünlü sanatçılarımızı izleyin. Yöresel ürünler satışlarımızdan gelin, alışverişlerinizi yapın. Yemek yeme yerlerinde yemeklerinizi yiyin ve dolu dolu bir pazar günü geçirin. Hep birlikte olun, birlikte olalım. Çorumlular birlikte olalım. Tüm Türkiye'miz birlikte olalım. Birlik beraberliğimiz daim olsun inşallah. Sağ olun. Çorum günleri haftaya mı oluyor burada? Ayın 11'i 14'ü arası Maltepe'de. Sizleri de bekleriz mutlaka. İnşallah Çorum hakkında bilgiler alabilir miyiz sizden kısa? Eyvallah. Bildiğiniz bilgiler varsa. 19 numara. Onu biliyorum. 19 olduğunu biliyorsunuz. Biliyorum. Plakamız 19. Eyvallah. Evet. Çorum'un nesi meşhurdur peki biliyor musunuz? Leblebisi meşhurdur. Eyvallah. Teşekkür ederim. İki soru, iki de iki cevap. Cevap işte. Yeterli. Yani Çorum insanının sıcaklığını da bilirsiniz mutlaka. Çorumlu çevreniz, tanıdıklarınız da vardır. Teknik var. Çorumlu vatanını sever, milletini sever, bilirsiniz. Maşallah. En ufak bir şey yok. Evet. Türkiye'nin en temiz kenti Çorum'dur. Evet, saat güneşimiz dünyanın merkezi neresidir? Çorum.
Çorum'dur. Eyvallah. Dünyanın aynı zamanda kültür merkezi de Çorum'dur. Biliyorsunuz değil mi? Hattuşeşi biliyorsunuz. Evet. Hatta üniversitesi de var yanılsam orada. Evet, evet, evet. Biliyorum. İlçeleri var işte. Evet. Birkaç tane öyle. Çok güzel. Eyvallah. Çok güzel. Teşekkür ederim. Siz nerelisiniz? Trabzon. Trabzon. Eyvallah. Trabzon hangi ilçe? Akçaabat. Akçaabat. Eyvallah. Güzel. Sizin de köfteniz meşhur. Meşhur, doğru. Evet. Eyvallah. Çok severim. Sağ olun. Zevkle yerim. Aynen. Teşekkür ederim bilginize. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Evet. Evet, şimdi 3000 metrekarelik kültür çadırımızdayız. 3000 metrekarelik kültür çadırımızda her ilin dernek, federasyon, konfederasyonları mevcut. Her standta ayrı ayrı gördüğünüz gibi böyle bakıyoruz. Güzellikler var. Evet. Nurcan Hanım, oturun buyurun, beklemeyin, ben sizi alacağım. Evet, şu an Attekin Bey, canlı yayındayız ve tüm sivil toplum kuruluşları konfederasyonumuzun standındayız. Neler söyleyeceksiniz? Düşüncelerinizi alabilir miyiz kısaca? Böyle maskenizi güzel... çıkarın, daha rahat olsun, nasıl olsa kimse yok yanımızda. Böyle güzel bir organizasyon hazırlamış olmasından dolayı TSTK'nın kesinlikle insanlarımıza çok daha iyi bir şekilde ulaşabildiğimizi düşünüyorum. Evet. Halkımıza konuyla ilgili bilgilerini sorduğunuzda bu şekilde tanıtım günleriyle hem kendi memleket hasretlerini giderdiklerini, evet, hem de böyle bir kuruluş tarafından bu şekilde onurlandırılmış olmalarından çok memnun olduklarını dile getirdiler. Evet. Çok güzel. Peki Çorum hakkında bilginiz var mı? Çorum en çok halkımızın bildiği yönüyle leblebi cenneti olarak bilinir. Evet. Fakat bunun yanı sıra tarihi itibariyle çok yüksek oranlı güzel bir turistik belde bizdir. Çok güzel. Bu turistik beldemizdeki bu güzel taş anıtların mutlaka gidip görmeniz dileğiyle bütün herkese selam ve saygılarımı iletiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Dünyanın merkezi neresidir? Bir soru daha sorayım size. Birincisi Çorum'dur, ikincisi Göbekli Tepe'dir. Teşekkür ederim. Peki. Çok sağ olun. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin kardeşim. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet. Şu anda tüm sivil toplum kuruluşları konfederasyonumuzun standındayız. Gördüğünüz gibi gayet geniş, rahat. Evet, görevli arkadaşlar bekliyorlar. Tüm standlar buralarda, böyle bakıyoruz. Burası Tümbikon, Tümbüfet ve Ribiat. Yani tüm bürokrat ve iş insanları konfederasyonu, tüm bürokrat ve iş insanları federasyonu ve Rize İş Adamları Derneği. Evet, RUBASAM, Rumeli Balkan Stratejik Araştırmalar Merkezi. Evet, görevli arkadaşımız var. Gördüğünüz gibi SADER, Sinop Aile Dostluk Eğitim Kültür Derneği, Diyarder, Diyarbakır Kültür ve Sanat Derneği gibi böyle o kadar çok fazla standımız var ki ve Kastamonu standındayız. Kasterfet Kastamonu Dernekler Federasyonu, gördüğünüz gibi. Evet, Kastamonu biliyorsunuz bizim de ilimiz aynı zamanda sayılır ve değerli kardeşim, ustamız diyelim, kıymetli ustamız. Bu eserleri yapan ustamız, bunu çekmeden edemeyeceğim, şöyle görüntülemeden edemeyeceğim. Çok mükemmel çünkü kardeşimiz el sanatları konusunda su borularından ve diğer bulduğu metal bakırlardan yapmış olduğu, bakın şöyle görüyor musunuz? Görüyor musunuz? Bakın muhteşem eserlerimizin tamamını burada yaparak sergileyen ve satışını da yapan kardeşimiz. Şimdi bizim tabii Çorum Saat Kulemiz meşhur ama burada da bakın Dolmabahçe Saat Kulesi. Dolmabahçe Saat Kulesi de çok meşhur. İstanbul'un göbeğinde, merkezi yerinde gördüğünüz gibi. Evet. Burası da Galata Kulemiz. Şöyle bakıyorsunuz tekrar Galata Kulesi. Evet. Yükseklik 70. Evet, ağırlık 7 kilogram. Böyle özel olarak yapmış kardeşimiz. Bunların pazarlamasını, satışını da yapıyor. Böyle Kasterfet, Kastamonu Dernekler Federasyonu'nun standındayız. Kardeşimiz de Kastamonulu.
Kısaca bir fikir görüşlerinizi alalım. Bir de Çorum hakkında kısaca fikrinizi alalım. Çorum, yani inşallah en kısa zamanda biz de gelip Çorum'u ziyaret edip bu şekilde tanıtımda bulunuruz. Evet. Sizin de düşünceleriniz için çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. İnşallah evet. Gelecek yıllarda daha güzel bir beraberlik, evet. Misafirlik, ağırlama tarzında inşallah bir birliktelik nasip olur. İnşallah. Biliyorsunuz 11 Kasım, 12 Kasım, 13 Kasım, 14 Kasım İstanbul Maltepe'de buluşuyoruz. Siz de geliyorsunuz. İnşallah biz de orada. Davet ettik sizi zaten. İnşallah bu güzel eserlerinizle birlikte kültür çadırımızda sizi ağırlamak isteriz. Bir kaza bela başımıza gelmese inşallah katılıp destek olmaya çalışırız. Teşekkür ederiz kardeşim. Sağ ol. Evet kızım, ne yapıyorsun? Kolay gelsin. Teşekkür çalışıyorsun. Teşekkür ederim. Evet hocam. Çok güzel. Stand'da görevlisin değil mi? Evet. Tamam. Çok güzel. Evet, Giresun Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu. Burada da güzel bir kızımız var. Hostes kızımız. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim. Sizler nasılsınız? Teşekkürler. Nasıl gidiyor yoğunluk? Güzel gidiyor şu an için. İyi değil mi? Giresun'umuzu elimizden geldiğince temsil etmeye çalışıyoruz. Aynen. Bir evet, sıkıntı yok. Yok. Kolay gelsin. Evet, Düzce Üniversitesi. Evet, burada da görevli kızımız mevcut. Evet, bazı ürünleri sergiliyorlar burada. Güzel, kolay gelsin. Zamanımız sıkıntılı olduğu için şöyle bir merhaba dedik, geçiyoruz. Evet, İstanbul Düzceliler Derneği olarak burada yine aynı şekilde derneğimiz mevcut. Evet. Evet, Siirt Vakfımız burada. Merhabalar, kolay gelsin. Nasılsınız, iyisiniz? Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Biliyorsunuz, beni tanıyorsunuz, Metin Akkuş. Hoş geldiniz. Dünya Çorum Dernekler Federasyonu Genel Başkanıyım. Aynı zamanda tüm Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu Genel Başkan Vekiliyim. Böyle bir canlı yayın yapalım dedik. Tüm Çorumlu hemşehrilerimize sizleri tanıtalım, kültürleri, değişik kültürleri tanıtalım evet, dedik. Tabii. Kısa görüntüler alıyoruz. Olur. Kolay gelsin. Sağ olun. Kendinize iyi bakın. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Misafiriniz var, fazla oyalamayayım. Evet, İstanbul GÜDEF, İstanbul Gümüşhane Dernekler Federasyonu. Evet, şu anda evet. Şanlıurfa Kültür Sanat Eğitim Araştırma ve Dayanışma Derneği. Burada değerli başkanlarımız var, kıymetli başkanlarımız var. Selamünaleyküm. Herkese merhabalar. Nasılsınız? Nasılsınız? Devam edin. Sayın Genel Müdürüm. Merhabalar. Yine misiniz? Merhabalar. Yani Şanlıurfa bizim kardeş derneğimiz. Evet, şöyle bakıyoruz, devam ediyoruz. Merhaba, kolay gelsin. Evet, biraz sonra diğer standların gezisine de devam edeceğiz. Çünkü standlarımız o kadar çok ki 3 saat, 4 saat sürer gezmek. O yüzden böyle kısa kısa hem sizlere görüntüleri göstermek, hem insanların ziyaretlerini gösterme amaçlı böyle gezimizi yapıyoruz. Evet, şöyle bakıyoruz. Şu anda bakın, standlar içinde bizim Çorum da var. Gördüğünüz gibi şöyle. Evet, resim standları içinde. Çorum da burada. Çorum da yer alıyor. Tüm illerimiz yer alıyor. Ayrıca böyle bakıyoruz. Güzel, ortada büyük bir resim sergisi var. Yemek kültürleri belirtiliyor. Yemek kültürleri ile ilgili. Ayrıca bakıyoruz. Evet. Kol Kalesi. Evet. Yemek kültürlerinde de Trabzon ve değişik kültürler var. Evet. Şöyle canlı yayında tekrar alıyoruz. Evet, Sayın Murat Gezekçioğlu, Özgür Uzun kardeşlerim, eğer bizleri izliyorsanız şu anda, tahmin ediyorum izliyorsunuz. Ben şu anda bağlanmak için hazırım. Sayın vekillerimiz, sayın başkanlarımız, sayın müdürlerimiz ile birlikte Ankara'da Dünya Çorumlu Dernekler Federasyonu, Ankara İl Başkanlığı, Ankara Spor Kurulu Başkanlığı ve medyadan sorumlu başkan yardımcılarımız ile birlikte ve Ankara il ilçe başkanlarımız ile birlikte hep beraber bir sabah kahvaltısı programında
Ankara'da Dünya Çorumlu Dernekler Federasyonumuzun başkanları vekillerimizi davet ederek buluşturdular. Başkanlarımızı buluşturdular. Çok güzel bir görüşme sağlandı. Bu konuda da inşallah eğer şu anda başkanlarımız müsait olurlarsa, beni de canlı yayına alırlarsa ben buradan tüm başkanlarımıza selamlar göndermek isterim. Evet. Dünyanın kültür merkezi Çorum'u en iyi şekilde tüm Türkiye'mize, ülkemize, dünyanın belli ülkelerinde yaşayan Türk vatandaşlarımıza daha iyi tanıtabilme amaçlı uğraşılarımız, çalışmalarımız devam ediyor. Gördüğünüz gibi Dünya Çorum Dernekler Federasyonu her yerde var. Türkiye'nin her ilinde var. Dünyanın 15 tane ülkesinde 20 tane temsilci başkanlığı bulunan 250'nin üstünde Yüksek İstişare Kurulu, Yönetim Kurulu, Türkiye ve Dünya İl İlçe Başkanlar Kurulu grubu bulunan ve genel merkezi İstanbul Ataşehir'de olan 200 metrekarelik alanda merkezi lokasyonda bulunan Dünya Çorum Dernekler Federasyonumuz gönüllü fahri elçilik yapmaktadır. En büyük Çorum'un sivil toplum kuruluşlarından bir tanesidir ve en iyi şekilde de Çorum'umuzu temsil etmek üzere görevlerini başkanlarımız almışlardır. En iyi şekilde de hizmetlerimizi birlikte yapıyoruz. Kıymetli Çorum'un vekilleri, değerli valimiz, değerli Çorum Belediye Başkanımız, Çorum'un üst düzey bürokratları, hepsiyle ilişkilerimiz vardır ve Çorum'a, Çorumlu'ya, Çorumlu hemşehrilerimize en iyi şekilde hizmet vermek, Türkiye'de ve dünyada yaşayan tüm vatandaşlarımıza hizmet vermek, Çorum'umuzu tanıtma amaçlı elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Çalışmalarımızı devam ettiriyoruz ve bu çalışmalar neticesinde de Allah nasip ederse Çorum hak ettiği yere, hak ettiği şekilde gelecektir diyoruz. Çorum Belediye Başkanımız gönüllü, çok çalışkan, çok düzgün, hakikaten bizlerin sevdiği, saydığı ve Dünya Çorumlu Dernekler Federasyonumuza çok güzel hizmetler veren, her zaman yanımızda olan Sayın Halil İbrahim Aşkın Başkanımıza, Çorum İl Başkanı, İl Başkanımız Sayın Yusuf Ağlatçı Başkanımıza, Çorum Milletvekillerimiz Sayın Ahmet Sami Ceylan, Sayın Erol Kavuncu, Sayın Oğuzhan Kaya, Sayın Tufan Köse vekillerimize, Çorum'un üst düzey bürokratlarına, özellikle de Çorum Valimiz Sayın Mustafa Çiftçi Valimize ve Çorum İlçe Belediye Başkanlarımızın tamamına, Çorum'da yaşayan üst bürokratlarımıza, federasyonumuza karşı göstermiş oldukları yakın ilgi alakadan dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Ayrıca unutulmaması gereken Çorum İl Genel Meclis Başkanı Sayın Mehmet Bektaş Başkanımıza da kucak dolusu selamlar gönderiyoruz. İstanbul'dan, İstanbul Yeni Kapı'dan. İstanbul Yeni Kapı'dayız biz bu arada. Yeni açıp dinleyemeyen, geriye dönük konuşmalarımızı dinleyemeyen hemşehrilerimize tekrar bir duyuru daha yapalım. İstanbul Yeni Kapı'da şu anda iller tanıtım günlerinde biz Çorum standını açtık. 3 gündür buradayız. Bugün 4. gün. Bugün akşama kadar buradayız. Tüm Çorumlu hemşehrilerimizi, ülkemizin tüm vatandaşlarını, tüm sivil toplum kuruluşları, konfederasyonumuzun düzenlemiş olduğu bu etkinliğe davet ediyoruz. Bugün çok kalabalık olacak. Zaten şu anda epeyce doldu. Dolmak üzere ve alana sığmayacak. Tüm Türkiye'miz burada, İstanbul Yeni Kapı'da. İstanbul Yeni Kapı'da tüm sivil toplum kuruluşları, konfederasyonu, Genel Başkanımız Sayın Cevdet Akay ve Genel Başkan Vekili olarak Çorum'u da temsilen yönetim kurulunda olduğumuz Metin Akkuş, Dünya Çorum Dernekler Federasyonu olarak yönetimdeyiz ve Genel Başkan Vekiliyiz. İstanbul'da mutlaka tüm Çorumlu hemşehrilerimizi, özellikle tüm Türkiye'mizi, standlarımızı ziyaret etmeye, alanımızı ziyaret etmeye bekliyoruz. Yöresel ürünler satışları sahnede, en az bugün 6 tane sanatçımız, ses sanatçımız olacak. Yemek yeme yerleri, kültür çadırımız, kültür çadırımızın içinde 26 tane stand var ve hepsi dolu dolu, değişik illerden, değişik federasyonlar, illeri temsilen buradalar.
belediye başkanları buradalar, ilgili mülki erkanlar buradalar. Biz Çorumlu tüm hemşehrilerimizi de bekliyoruz. Müdürlerimizi, başkanlarımızı, hepsini bekliyoruz. İstanbul'da olan şu anda tüm Çorumlu hemşehrilerimizi, Dünya Çorumlu Dernekler Federasyonu adına, tüm Çorumlular adına İstanbul Yeni Kapı'da bekliyoruz. Ben buradayım. Sizleri misafir etmekten büyük onur, büyük gurur duyacağım inşallah. Diğer başkanlarımız da gelmek üzereler. Evet, kıymetli hemşehrilerim. Şimdi bakıyoruz. Evet, bir tane galiba bize bir, evet, şöyle ekleme yapalım. Evet. Evet. Bu arada tabii değişik mesajlar geliyor. Evet. Başkanım merhabalar. Evet. Yönetimler merhabalar. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim başkanım. İyiyiz. Başkanım. İstanbul'dan başkanım, canlı yayınımız devam ediyor. Talim Uslu vekilim. Selamünaleyküm, saygılar sunuyorum sayın vekilim. Nasılsınız efendim, iyi misiniz? İyiyim iyiyim, şükürler olsun. Siz nasılsınız? Allah iyilik versin. İstanbul Yeni Kapı'dayız sayın vekilim. İstanbul Yeni Kapı'da tüm sivil toplum kuruluşları konfederasyonumuzun düzenlemiş olduğu iller tanıtım günlerindeyiz. Biliyorsunuz Çorum olarak biz yönetim kurulundayız. Dünya Çorum Dernekler Federasyonu olarak. Ve genel başkan vekili olarak da görev yapıyoruz. Ve buraya gelen Türkiye'mizin değişik illerinden ve İstanbul'da yaşayan değişik illerden gelen vatandaşlarımızla burada kaynaşma, birlik, beraberlik görüşmeleri, konuşmaları yapıyoruz sayın vekilim. Çok da güzel bir şekilde Çorum ilimizi tanıtıyoruz ve güzellikleri hepsini bir arada yaşıyoruz. Siz de Ankara'dasınız. Dünya Çorum Dernekler Federasyonumuzun düzenlemiş olduğu kahvaltı programına katıldınız. Bizleri çok mutlu ettiniz. Gerçekten herkes keşke sizin gibi Çorum gönüllüsü olabilse, herkes sizin gibi gerçek bir Çorumlu olabilse, Çorum'u biz dünyaya tanıtırız. Estağfurullah. Bakın bu arada kahvaltı yaptık da sağ olsun arkadaşlar. Hacı Türen vekilimiz de var burada. Kırşehir'dedir kendisi ama bakın burada Ardahanlılar evet. Var. Ardahan Dernek Başkanı var. Ondan sonra Yozgatlar Canlı Dernek Başkanı. Buyurun. Hoş geldiniz başkanım. Ben de milletvekili. Atmış başkanım. Başkanım. Selamlar. Ne yapalım? Sayın Vekilim, Hacı Turan Vekilim, Ankara Milletvekilimiz, Salim Uslu Vekilimiz, TBMM İdare Amiri bir önceki dönem. Şu anda da tüm Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu Genel Başkanı Sayın Cevdet Akay Başkanımız standımızı ziyarete geldiler. İBB'den de Bülent Akköse Başkanımız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden de Bülent Akköse Başkanımız ziyarete geldiler. Gördüğünüz gibi bir selam versinler sizlere. Sevgiler, saygılar, selamlar. Sayın vekillerim burada tüm sivil toplum kuruluşları konfederasyonumuzun değişik illerden 81 ilden bulunan tüm vatandaşlarını ve tüm federasyonlarını il temsilcilerini misafir ediyoruz. Çorum standımızda da çok büyük hareketlilikler oluyor. Misafirlerimizi ağırlıyoruz. Kahvaltı programımıza hoş geldiniz. Afiyet olsun hepinize de. Hepiniz. Teşekkür ederim. Sayın vekilim bu arada Salim Uslu vekilim bizim gözdemizdir. Bizim için gerçekten vazgeçilmez değerlerimizdendir. Salim Uslu vekilimizin ellerinden öpüyorum. Hacı Turan vekilimiz siz de Çorumlulara çok yakınsınız. Ben biliyorum Mehmet Bahçeci başkanımız ve diğer başkanlarımızla ilişkileriniz çok iyi. Sizleri saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederiz. Bir mukavele. Benim şu anda dünya tüm başkanlarımıza selam olsun. Başkanım. Başkanım. Evet, başkanım. Sayın Ali Başbaşkanım. Başkanım. Duygu düşüncelerinizi alalım. Değerli kardeşim. Güzel gönlünüz var. Teşekkür ederiz başkanım. Başkanım, vekillerim dışarıya çıkıyorlar. Bir gününüz olsun. Tamam. Tamam. Herkese selamlar olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun başkanım. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Görüşmek üzere. Sağ olun.
kıymetli Çorumlu hemşehrilerimiz, vekillerimizle Ankara'da kendileri Dünya Çorum Dernekler Federasyonumuzun kahvaltı programında Ankara İl Başkanlığı, Ankara Spor Kurulu Başkanlığı ve başkanlarımızın düzenlenmiş olduğu toplantıda kahvaltı programında idiler. Kendilerine kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Ben de canlı yayınımızı burada noktalamak istiyorum. Çünkü gelen misafirler hepsi bizleri bekliyor. Kendilerine bir selam vermemiz gerekiyor. Sonrasında inşallah ilerleyen saatlerde tekrar canlı yayında birlikte olacağız sizlerle. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Dünya Çorumlu Dernekler Federasyonumuzun İstanbul Yeni Kapı'da düzenlenen etkinlikte standından hepinize selamlar olsun. Tekrar ediyorum. 11 Kasım, 12 Kasım, 13 Kasım, 14 Kasım. Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar günleri İstanbul Maltepe'de sahilde düzenlenecek olan etkinliğimizde il tanıtım günümüzde bu birincisi oluyor. Çok önemli. Tüm Çorumluların gelmesi gerekiyor. Ailelerle, çocuklarla. Hepinizle birlikte, hep beraber birlikte olacağız inşallah. Sonrasında da Çorum'u en iyi şekilde tanıtmaya devam edeceğiz. Muhteşem geçecek, muhteşem olacak. Şu anda Ankara'da büyük hazırlık var. Değişik Çorum'da çok büyük hazırlık var. İstanbul'da zaten var. Değişik illerimizde, hatta dünyanın belli ülkelerinden Çorumlu hemşehrilerimizle herkes geleceğini söylüyor. Muhteşem birlik beraberliği inşallah 11 Kasım, 12 Kasım, 13 Kasım, 14 Kasım, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar hep beraber yaşayacağız. Dolu dolu 20 tane ünlü tanınmış ses sanatçılarımızla, Coşkun Sabah'la, Resul Dindar'la, Duygu Koçak'la ve diğer ses sanatçılarımızla, Metin Çay'la, hepsiyle birlikte dolu dolu yaşayacağız. Herkesi bekliyoruz. Hepinize saygılar sunuyorum. Bu arada görüntüleri de göstererek programımızı sonlandırmak istiyorum. Saygılar, selamlar hepinize. Evet, şu anda Çorum standımızın son görüntülerini tekrar gösteriyoruz. Evet, Dünya Çorum Dernekler Federasyonu olarak yapmış olduğumuz bu etkinlikte tüm sivil toplum kuruluşları konfederasyonumuz ile birlikte muhteşem günler geçirdik. Bugün son gün, pazar. Bugün akşam sonlandırmış olacağız. Evet, standımızın görüntüsünü tekrar sizlerle paylaşıyorum. Dünya Çorum Dernekler Federasyonu her yerde var. Çorumlular her yerde var. Saygılarımı sunuyorum. Ne diyoruz? Edirne'den Kars'a, dünyadan Mars'a, nerede bir Çorumlu varsa selam olsun diyoruz. Çorumluyuz, herkesten sorumluyuz diyoruz. Allah'a emanet olun, saygılarımı sunuyorum.